Sen benim büyüğüm olduğun için ben senden özür dilerim gelinimin adına. Eğer sen de benim gelinimden özür dilersen daha iyi olur. İkimiz... Ya ben bir hata yapmadım ki. Hata yapmadın? Evet, bir gittim oraya. Evet. Çok karışık gördüğüm için hani... Sen de göreceğiz. Senin de mutfağına geleceğiz, bakacağız. Tabii geleceksiniz, tabii geleceksiniz. Ben üzülürüm ya, ben saygısızlık yapmak istemem yani. Hayır, mutfağa girmek saygısızlık değil de. Değil. Ama sormadan da girilir mi? Mutfağa girmek istemesi lazım. Yani, sizden buyur git dediğiniz için cesaret aldım. Evet. Git bak o zaman dediğiniz için cesaret aldım. Ama çok ısrar ediyor. Diyor ki ben varım dedim, ben götürürüm dedim. Yok lavaboya git. Ama kalkmadınız, tabak orada duruyordu. Bakıyordum, nasıl bakmıyordu? Kalkmadınız hiç, tabak orada duruyordu. Bayağı durdu. Şimdi de bekliyorum. Bak şimdi de bekliyoruz gelin hanımı. Daha yeni geldi. Gelebilir, olabilir böyle bir şeyler. Sen de hemen alıp şeyde lokmadan koşamam. Tamam, şöyle söyleyelim. Gelini hani gelinin biraz şey yaptı. Biraz agresif davrandı. Saygısızca dememeliydi. Çok sinirliydi. Sinirli biraz agresif davrandı. Ya agresif davranabilir ama dedim ya. Bizden izin istedim, gelin izin aldı mı dedim, hiç seslemeden. Genel olarak mı bir agresifliği vardı diyorsun? Genel olarak evet bana da dedi. Yok, o şey öyle. Konuşma tarzı öyle yani. Dedim, benim gelinim dedim, sofrayı dört dörtlük yaptı, üzerini değişti, yemeklerini yetiştirdi dedim. Domates çorbası mı dedi. Yani bana da orada bir... Rendelemiş yapmışsınız dedi. Bana da bir agresiflik... yaptı ama... Ya belki şeyden de olabilir, sinir stresten de yani olabilir. Biraz bir şey agresiflik var ama hani dediğim gibi az önce de söyledim, 23 yaş olduğuna... Evet, daha bir de çok daha genç ya. Ama bu yarışmaya da cesareti varsa... Cesareti evet. Var. Yani. Bizim eleştirilerimize de... Ya eleştirinize bir şey söylemedi ama o diyor ki ben gidiyorum, izin aldım mı yok, tabağı alıp koşmasına hiç gerek yoktu ki. Koşmadım, tabak neyse, bayağı o kadar oldu ama yine 5 aldı yani. Tamam oldu. Yine yapacak de 5'i aldı en ama. En yüksek puanı en sizden aldı. En yüksek puanı yani aldı yine. Sizle takıştı. Teşekkür etmem gerekir. Kazara da olsa dün aldı. Dün hiç yemedi ama yine de puanı verdi yani. Dün yemekleri yemedi. Dün yemedi. Mantıyı yedi. Mantının ne olduğunu bilemedi. Açma mı mantı, bükme mi mantı? Dedim ki o patates mantısı dedim yani. Hamuru nerede diyor. Hamuru nerede diyor. Bükme şey arıyor. Evet, mantı arıyor. Mantı deyince öyle anladı o da. Evet. Ama İnan patates, ki biz de öyle anladık. Hayır, patatesli mantı dendi. Tamam, patatesli de olsa bu, o mantı gibi içine konuyor, böyle bükülüyor. O mantı değil ki, püreyi dökmüşün. Ortasına canım benim zaten açıklama yaptı ya sana, püreli mantı. Sen de ama hamur ararsan o olmuyor. Dünkü yemekler olmamıştı zaten. Olmayabilir ama yani. Sana çıkarttı önüne. Hepsini evet, de çıkarttı, takır takır çıkarttı. Evet. Demet Hanım'ın gelinin de özür dilemesi lazım Hanife Hanım'dan. Saygısızca demesi yanlıştı. Ben mutfağına evet sorusuz girdim. Ama kayınvalidesinden izin aldım. Benim özür dileyecek bir durumum yok ki. En doğal hakkım yani girip bakmak. Gelinim ondan özür dilemez. Çünkü net. Dedi ki burası benim masam, burası benim evim. Benden de izin isteyebilirdin dedi. Haklıydı da. Mumbar nasıl görünüyor Ayşe Hanım? Mumbar güzel. Mumbar gibi görünüyor. Mumbar gibi gözüküyor ama evet. Bizim izlediğimizde bu kadar... uzun değildi. Bizimkini soracak olsanız bizimki zaten. Sizinki sormuyorum ama zaten mumbarın görüntü olarak da böyle olması lazım aşağı yukarı. Böyle olması lazım da biraz peki, daha. Peki buyurun. Görüntüsü de güzel. Koku daha... alan var mı? Tereyağı kokuyor şu anda. Tereyağı da yaptı evet, zaten. Tereyağı kokuyor. Hayır, o ağır mumbarın kendine az kokusunu alan tatmadı, var mı? Dün ne masa vardı. Masada hiçbir düzen yoktu. Sonra ya, tamam, gelin son önlüğü şeyle, mutfak kıyafetiyle çıktı karşımıza. Canım benim, yarın seni de göreceğiz. Gör beni, boşver. Yarın senin günün mü? Hayır, öbür gün. Tamam, cuma günü seni de göreceğiz. Finalde yarışıyor herhalde. Yani göreceğiz. Umarım'a çok güzel diyorlar. İçeriden güzel şeyler geliyor kulağıma. Umarım böyle devam eder. En azından mumbarın kokusu gitmiyordur diye düşünüyorum. Tereyağıyla kavurduğumuzdan dolayı. Sen o mikserin falan karşısına geç bakalım, tansiyonun mu çıkıyor yoksa fırlıyor mu, ne oluyor? Tavalar yerinden mi oynuyor? Ben de diyordum, bu mikser ne yapıyor böyle? Demek ki öyle değilmiş. Onun arkasına geçeceksin sen. Mikser zaten başımıza dikildi. Ya şöyle yapın ya böyle, evet, yani şunu evet, şöyle yaptım, evet, şunu böyle yaptım. Benim kızım çok panikledi, çok panikledi. Ben gelinime dedim ki sakın mikseri dinleme dedim. Ben de diyorum ama... Hem işine devam et dedim. Ben yani de diyorum ama çocuk çok panikledi yani.
İşte... Mikser yüzünden. Evet. Aa, herkese var mikser. Herkes yapan nasıl yapıyor? Evet, şimdi herkes aynı şeyi yapıyor. Evet. Herkes aynı şekil ama bazısı da etkilenmiyor. İşte demek ki etkileniyor senin gelinin. Evet, etkileniyor. Acaba etkilendi, çok etkilendi mikseri de üzerine o yüzden mi değiştiremedi acaba? Neyi? Üzerine o yüzden mi değiştiremedi? Ya. O da mikserin suçu, evet bence de. Yok, mikserin suçu diye şimdi bir şey demiyorum yani. O da çok etkilenmiş ki mikserden, üzerine değiştirememiş, son anda böreğini koymuş. Ona en çok ben yükledim ama onun sayesinde ne yemekler yanmaktan kurtuldu, ne tatlılar. Yok, yine de ayıp duruyor yani. Zuhal Hanım, arada da insafa geliyor diye yemeğiniz yandı galiba. Evet, ayıp duruyor yani. Teşekkür ediyoruz ona da. Rica ederiz. Evet, konuşturuyor ama ayıp duruyor da, sağ olun. Buyurun, fesleğenli humus, maş fasulyeli piyaz. Şeyler içmek ister misiniz? Vallahi ben bir maden suyu alırım varsa. Tamam. Ben de ayran alayım. Ayran. Bunları nasıl, beğendiniz mi? Güzel. Güzel mi? Afiyet olsun. Sunumlar nasıl Hanife Hanım? Ha, görünümü de güzel. Diğer yemeklerin verilişi, size sunulması. Evet, onlar da güzel. Yani eksiği yok. Bunlardan da hepsinden. Tokta gelmişsin ama hepsini yemek zorundasın o bunların. Sana söyleyeyim ben. Hepsini mi? Tabağındaki. Hepsi yiyecek yani. Beğendiğine göre çok yemesi lazım. Beğenmediklerini bitiriyor ya. Bugün bunlar hep yemen lazım. Bence yani diyor ya, onu beğenmedim, açlıktan yedim. Ayşe Hanım'kini açlıktan yedin. Evet, o evet. Zaman bunu beğendin, hepsini yiyeceksin. Ona göre. Evet. Muhtarınkini muhtar gibi vereceksin şeyini. Evet. Oyununa göre vereceksin yani. Kilodan ne yapayım? Niye? Kilo. Kilo. Ya buradaki ya bir sen haftalık yiyorsun, kiloyu boş versen. 3-2 gündür yiyorsun fazladan, kilo evet. Olmuyor da şimdi mi kilo şimdi oldu? Şimdi kilo oldu. Hiç evet. Yemedim be. Bismillahirrahmanirrahim. Hiç yemedim. Yemedin mi? Yedin ya, evet. Mantıyı bitirdin. Tamam o zaman. Yemedim hiç. Mantıyı yedim. Tamam, bir onu yedim. Ne istiyorlar sizin yemenizden? Sizin yemeğinize taktılar yahu. Vallahi taktılar beni yemeğe. Mantıyı sevmedin ama yedin, ne güzel. Afiyet olsun. Patates olduğu için. Tamam, afiyet olsun. Onu da bilemiyordun ya kız. Kız sen o patatesi de bilemiyordun ya. Bilemedim. Tamam işte, sen şey arıyordun ya. Ne onun ismi? Hamur. Evet, ben öbür türlü aklım gitti. Mantı bence, deyince... Bence de senin aklın çok gidiyor. Şu ayran versene konuşma ki kendine gelsin. Tansiyonu gidiyor herhalde. Mantı tuzlu deyince ilk insanın sıkarı. Aklına hamur yani, mantısı geliyor. Mantı deyince... Olmaz. Benim gelinim Nikser'den etkiler. Nikser herkesin başında. Bizim de başımızda. Bahane, hadi 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 Nikser hepimize söylüyor. Demet Hanım bahane. Bahane yaptı. Yani zaten burada çekim var yani. Biz çekimin, yani kameranın karşısındayız burada. Yani etkilenmek... Öyle bir şeyimiz yok. Bizi her yerde çekecekler yani, buraya geldiysek etkilenme gibi bir şeyimiz olmamalı. Bahane uydurdu, attı attı attı, bir şey çıkaramadı ya, önümüze güzel bir şey koyamadı. Onun için bahane aradı. Buyurun, bu yemekleri yorumlamamız lazım şu an. O an, bu an. Buyurun, üçüncü günümüzdeyiz. Haftanın ortasında üçüncü mumbarınızı yiyorsunuz. Mumbarın tadı güzel. Aha. Sanki biraz daha baharat olabilirdi. Kıyma yok mu içinde bunun? Yok, kıyma koymadık. Kıyma koymadık. Sağır olmasın diye kıyma koymadık. Hani ya, biraz daha bumbaran, baharat olabilirdi. Ya bumbarın kendi yağ olduğu için anladım. Koymadık. Ben, benim yediğim kıymalıydı, baharatlıydı biraz daha. Kıyma da koyabiliyorsun istesen ama biz koymadık fazla. Ama tadı için güzel. Afiyet olsun. Güzel. Afiyet olsun. Defne yaprağı koydu. Defne kokmasın yaprağı diye. Koyduk, evet. Kokusu yok kesinlikle. Kokusu mumbar yok. Kokusunu almıyoruz. Afiyet evet. Olsun. Şey yaptı, elinize. Diğerleri nasıl? Afiyet diğerleri olsun. De güzel. Humus biraz şey geldi bana, böyle daha fesleğen acısı mı artık bilmiyorum. Biraz buruk geldi. Aslında fesleğenin acısı olmaz. Değil de aroması. Belki onun şey bilmiyorum. Aroması. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.